Fatih Terim dedi ki ben Galatasaray'a yolda binmedim. Doğru. Oğuz Altay sen Fatih Terim'le konuştun. Çok ağır sözler vardı iddia edildiği gibi. Ve yalanlansa da bu gerçeklikten çok uzaklaşmadı. Şimdi ben merak ediyorum. Fatih Terim ne düşünüyor? Nasıl davranıyor? Ve bu sözler ki üst üste olağanüstü toplantılar falan oluyor Galatasaray'da. Doğru. Ne oluyor Galatasaray'da ve Fatih Terim tarafında? Evet, ilk başta kulüp başkanımızın toplantısıyla başlayıp sorunuzla devam etmek istiyorum. Kulüp başkanımızın böyle bir toplantı yapmasının amacı neydi? İşte kendimizce Galatasaray'ın haklarını korumak, Galatasaray'ın kendince iddia ettiği aynı pozisyonlarda kartların Galatasaray'a farklı şekilde kullanılması, haklarının yendiği, bununla ilgili Galatasaray camiasına en azından biz buradayız, haklarımızı koruyacağız adı altında bir konuşma yapacağını düşünerek biz de televizyonun başına geçtik. Fakat konu bu şekilde başlamasına rağmen enteresan bir şekilde TFF Başkanı'nın çok iyi bir şekilde görevini devam ettirdiğini ve başarılı olduğunu söyledi. Çok özete gel. Dedi ki şeref ve haysiyetten bahsetti ve dedi ki bizim futbolcularımız niye böyle yapmıyorlar şunun için? Evet. Niye işte bir penaltı itirazı olduğu zaman 10 kişi orada olmuyorlar? Niye sahaya bu düşünceyi ortaya şerefe koymuyorlar? Şerefe ve haysiyete davet ediyorlar. Net bir biçimde. Ben şu şekilde düşünüyorum. Esasında bu konuyu çok fazla yumuşatmaya gerek yok. Ben başkanımızın orada esasında şöyle deseydi. Yani Galatasaray o kadar büyük bir kulüptür ki üstünüzdeki formanın ağırlığını bilin. Sahaya çıktığınız zaman sizlerin zaten var olan yetenekleri belli. Onun için Galatasaray'dasınız. Şahsiyetinizi, karakterinizi de ortaya koyun ve başarılı sonuçlar alın. 6 haftadır Galatasaray kazanamıyor anlamında bir konuşma yapsaydı o zaman çok daha anlamlı olurdu. Kantar'ın topuzu kaçtı. Ama Kantar'ın topuzu her nedense kaçınca top Florya'nın kucağına bir el bombası olarak gitti. Çünkü ben çok iyi biliyorum ki Florya'da futbolcular buna bir cevap vermek istediler. Bir soru. Fatih Terim'le Mustafa Cengiz arasında bir görüş ayrılığı var. Bunu biliyoruz. Yani, peki ben kopmaya varacak orada kadar bir durum var mıydı ve bundan sonra ne oldu? Orada futbolcuların hani bu reaksiyonu şu gibi olmadı. Bunu da hani futbolcular gerçekten o karakteri gösterdiler Oğuz abi. Doğru. Hatırlayalım. Pascal Nouma'nın başkanı ne demişti Serdar bir de? Erkek gibi oynayın. O da şortunu böyle bir avuçlamıştı. Kulüpten de gönderin. Galatasaraylı oyuncular bunu yapmadı. Sahada aslanlar gibi oynadılar. Başkana da böyle bir ahlaksızlık yapmadılar. Onu da parantez içinde verebiliriz. Aklıma böyle bir şey gelmedi. Daha bildiğim şekilde devam edeceğim. Daha sonra futbolcular gerçekten antrenmana çıkmak istemediler. Bununla ilgili olarak Fatih Hoca kesinlikle ben sizin haklarınızı koruyacağım. Sizinle ilgili açıklamaları da yapacağım. Bizim yapmamız gereken çok önemli işler var. Antrenmanımıza da çıkacağız. Çıkacağız, maçımızı da alacağız anlamında konuşmalar yaparak oyuncuları hafta sonuna hazırladı. Fakat burada esas üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi ben hocayı aradım. Hocamızı aradım. Çünkü o kadar kritik bir süreçten geçiyorduk ki mesela Fatih Terim'in genel yapısına baktığınız zaman çok insan evet Göztepe maçından önceki röportaj ve maç sonundaki röportajda Fatih Hoca'nın yakıp yıkacağı ortalığı birbirine katacağı şeklinde bir algı da insanların üstünde oluşmuştu ve bekleniyordu. Bir parantez mesela Belhanda'da da benim Fatih Terim'den beklediğim tepki gelmedi. Tam aksine çok olgun davrandı. Çok farklı olgun düşünse davrandı. De. Nasıl ben, başardı bunu? Şöyle başardı. Aslına bakarsanız ben hocamızla şöyle konuştum. Hal hatır sorduk. Zaten uzun yıllardır bir şeyimiz var. Abi kardeş, hoca ilişkimiz var. Dedim ki hocam dedim siz dedim daha önceki konuşmanızda dediniz ki şimdi başkanımızın ne dediği falan hepsini bir tarafa bırakalım. Uçak düşeceği zaman yolcular hostesin gözüne bakar dediniz. Yani ne oluyor anlamak için. Telaşlılar mı? Ne evet yapıyorlar? Dedi. Telaş mı var ne oluyor diye dedim. Evet dedi. Vallahi şimdi herkes gene bakıyor hostese dedim. Çok iyi anladım seni dedi. Hocam dedim bu gemiyi limana yanaştırmak lazım. Bunu dedim yapabilecek şu anda dedim. Bu kadar sıkıntıdan sonra kişisizsiniz. Gerçekten dedim maç önü ve maç sonrasında vereceğiniz röportajlar çok çok önemli. Dedi ki Oğuz ben Galatasaray'ın dedi hiçbir şekilde dedi zarar görmesine neden olacak davranışlar içinde tamam. Bulunmayacağım. Oğuz Altay çok evet. Güzel bunların hepsi tamam. Fakat şunu biliyoruz. Buna çalışma en yakın çalışma arkadaşları dahil bırak başkan dedi ve başkan bırakmayacağım dedi. Hemen geleyim. Ne oluyor anlatır mısın? Bir kere evet yöneticiler başkana başkanım siz sezon sonuna kadar sağlığınızı aslında sağlığı bahane ettiler. Sağlığınızı düşünerek konuşmayın. Onursal başkanımız olun. Kulübü ikinci başkanımız devam ettirsin anlamında bir konuyla gittiler.
Bu kabul edilmedi başkan tarafından. Bu ısrar niye? Fakat burada esas düşündürücü olan nokta, buradan gerçekten kınıyorum. Daha sonra Galatasaray'daki yöneticilerden bazıları, bunların hepsini çok iyi tanıdığım dostlarım da var işlerinde. Bir YouTube kanalında 498 kişinin katıldığı yok, bir YouTube kanalı değil. Clubhouse. Mahmut Recevik değil mi? Evet, başka bir platformda. Ben de burada tırnak içinde söyledikleri var. İsterseniz onu açıklayayım. Ondan sonra tartışalım tamam. Bu konuyu çünkü. Tamam. Çünkü kendisini de buradan eleştiriyorum. Çünkü ama ne söylemiş de eleştiriyorsun? Galatasaray şunu söylüyorum. Açıklayayım mı? Yani söyleyeyim orayı. Tırnak içinde söyleyeyim üzerine devam edelim. Ne olur tamam. Söylediklerimi açacaksınız. Salı günü başkanın televizyona çıkıp konuşması bana göre beğenmediğimiz bir tutumdu. Bizim yönetici arkadaşlarımızın çok yanlış konuşmalar yaptı. Ondan önce de pazartesi günü de görüşmeler yapmış bir derneğin yönetim kurulu üyeleriyle. Orada da bir takım açıklamalarda bulundu. Sonra o açıklamalar bir gazeteye verilmiş. O gazetede çarşamba günü açıklamış. Bunlar hiç doğru şeyler değil. Galatasaray'da hiç böyle şeyler olmazdı. Bunların olmasını hiç hoş karşılamadık. Aslında Mustafa Cengiz Başkan bunları hasta olduğu için hastalığının neticesinde istemeden veya işte elinde olmadan yaptığı şeylerdi. Biz bunları istemedik. Mustafa Cengiz'i istifaya çağırdıklarını söyleyen Mahmut Recevik kendisine bugün dedik ki yürümüyor böyle, bu şekilde olmuyor. Bunu güzel güzel anlattık. Saygı çerçevesinde nezaketle söyledik ama kendisi ben asla başkanlığı bırakmam dedi. Biz kendisinin bırakmasını istedik. Evet. Doğru. Teşekkür ederim. Neden bırakmıyor başkanlığı? Bu kadar istek şimdi, olmasına rağmen. Yakın çalışma arkadaşlarından da. Neden bırakmadığına hemen geleceğim. Mesela Mahmut Recevik orada diyor ki Galatasaray'da hiç böyle şeyler olmazdı diyor. Ama Galatasaray'da hiç olmayan başka şeyler de olmaya başladı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'yla yöneticilerinin, çalışma arkadaşlarının yapmış olduğu bir toplantıyı Clubhouse'la çıkıp hiçbir yönetici de açıklamazdı. Bu arada yalanlama bu son derece. Bundan sonraki hiçbir dönemde başka bir başkan adayı kendisiyle ilgili nasıl düşünecek? Bugün Mustafa Cengiz'e bunu düşünen yarın bir gün başkasında ben da düşünür. Şimdi başkan yalanladı olarak çok mutluyum. Sen mutlusun. Çünkü ben haber alıyorum. Neler olduğunu anlıyorum. Ben değilim. Haberi doğruymuş. Buradan onu da anlıyorum. Bir şey sorabilir miyim? Bir bölümü. Bu arada Ahmetciğim şunu bitireyim hemen tabii ki. Bu arada evet Galatasaray'da demokratik bir ortam var. Başkana insanlar fikirlerini söyleyebilir. Ama o toplantıda konuşulanı çıkıp Clubhouse'da anlatılmaz. Ama şu bugün gelmiş olduğumuz noktada ben başkanımızı eleştirdiğim noktalar olmasına rağmen Galatasaray'ın artık Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle beraber gerçekten ve Beşiktaş'ta da maçımız olması hasediyle artık şampiyonluk yarışına da ortak olduğunu düşünerek Galatasaray hem Fatih hocamız tarafından hem başkanımız tarafından isteyerek veya istemeyerek bir sulh içinde olmak zorundalar. Bunu söylüyorum. Kerem sana soruyorum. Futbolcu bunlar etkilenir mi? Yani %100 etkilenir. Zaten Oğuz abi söyledi. Takım antrenmana çıkmak istemiyor. Gerçek bu. Yani ondan değil, bu gelişmelerden de. Her şeyden. Bu tarafına bakmaz. Zaten o açıklamalardalar oyuncular. Bu anlamda ciddi bir kriz var ama bu krizi sadece ve sadece artıya çevirebilecek tek teknik direktör Fatih Terim'di. O da bunu yaptı. Böyle bir krizi artıya çevirdi. Yani oyuncuyu nasıl motive etti? İşte neler söyledi? Onu daha çok tahmin edebiliriz. Yani bu anlamda başkanı orada farklı noktaya koyarak oyuncuları bu şekilde motive etmiş oldu. Ama şunu da söylüyorum. Oyuncuların birkaç tane zaten o gün sahada yoktu. Yani burada Kerem'in performansı, Halil'in performansını, Getson'un performansını buna bağlayamayız. Gerçekten müthiş bir performans. Yani bu anlamda takımı da ben beğendim. Taylan'ın performansı gene hoca erken çıkardı Taylan'ı. Orada da biz eleştireceksek sahayı. Bana göre orada bir erken çıkma oldu. Kerem belki dördü de atabilirdi. Onun için Galatasaray oyun anlamında beklediğimiz bir Galatasaray vardı sahada. Eğer bu şekilde devam ederse o yukarıların o karışıklığını az sonra geleceğiz. Gene bize söz gelecek ama o yukarının neler yaşayacağını hep beraber anlatacağız. Sabri Gal, Galatasaray'da şöyle bir şey var. 25 yıldır. Fatih Terim ne zaman ayrıldıysa başkanlar sevinmişlerdir, mutlu olmuşlardır. Bu Ünal Aysal döneminde de oldu, Faruk Süren döneminde de oldu. Ben anlamıyorum. Bir teknik adam var, hatta tırnak içinde eleman. Başkanın üstünde. Mustafa Cengiz. Eleman nedir ya? Eleman nedir? Çalışan birisi. O şekilde söyleyemezsin abi. Kusura bakmayın ya. Ben çalışan personel diyelim. Personel. Değil abi. Sen başkan değil tutamazsın ya. Personel değil abi. Başkan değil abi. Değil abi. Neredeyse 50 yıl. Ne peki abi? Ne var? Abi kulüp var ya. Kulübün üstünde kimse olamaz ya. Abi bak. Fatih Terim. Başkan değil.
sen divan çalışan çalışan. Tek tek. Fatih Hoca'nın divan kurulu üyeliği var. Ama ben diyemezsin. Kerem bir itiraz. Tamam bir itirazım var. Hayır bir itirazım var bak. Tam eleman denilemez kabul ediyorum. Kesinlikle. Doğru. Ama çok yanlış bir yaklaşım. Denilemez. Bunu söyleyen de başkan ama. Yani. Denilemez. Onu söylüyorum tamam. Ama Ömer abi başka bir başka bir onu kim dediyse başka bir başka bir itirazım var. Kulüpler mesela futbol kulüplerinin patronları bir de kulüp yönetimleridir. Bu başkandır ya. Doğru. Fatih Terim her kulübün yapısı abi, farklı. Ya başka ya, Kerem başka bir abi. Tamam. Doğru. Terim 8 şampiyonluk UEFA tamam o ayrı. Ya başkan üzerinde olamaz ki. Ama başkan üzerinde olamaz. Ya şöyle. Başkan üzerinde olsun. Ya, başkan ya, ya bir saniye. Başkan da Kerem'in başkan ya bu maçı yönetmiyor. Başkan da ya Kerem Kerem Kerem. Fatih Terim her gün teknik direktör değil. Ona bakarsan eleman diyemezsin ya, sen Kerem, Fatih Terim'e. Kerem. Personel personel çalışan. Neredeyse önünü bitiyorlar. Yapmayın. Buradan konuşurken Fatih Terim diyemez. Bir saniye ya Kerem. Yanından geçemez. Ya Kerem. Dediğim, bak, ya. Baktığın açı yanlış. Niye yanlış? Ya, Kerem şey Fatih Hoca büyük hoca kabul. Kimse bir şey demiyor. Saygı gösteriyor ya manasında abim, korkma. Ya bir şey ya bir, bitireyim sözümü mi? Ya. Değil ki o. Ya sen kulüp, bir futbol kulübünü yönetim kurulu idare eder. Tamam. Maaşı onlar verir. Tamam. Onlar borçlanır. Şahsi kefalet onlar Fatih koyar. Ne demiş? Dur. Tamam, bir saniye. Şahsi. Sen şimdi eleman lafını ben de. Ya, ama ben diyelim. Çalışan diyelim. Tamam. Ne diyeceksin? Ben kötü manada. Abi ben senin kötü manada. Ben senin kötü manada demediğini biliyorum. Ama Fatih Terim de her şeyin üzerinde değil ki ya. Biz sen kendi ne hocanın üstünde değilsin yani. Şöyle bir yapı mı var abi? Ben başkanın da üstündeyim. Ben her şeyin üstündeyim. Hava o. Ben gavo. Ya Galatasaray. Abi. Sen Galatasaray'a gelmeyeceksin. Hayır. Ya dün akşam meydan okuyor ya. Başkanı meydan okuyor. Ya abi. Dün akşam başkan yayıncı kuruluşu hakkında baştan önce maçtan sonra meydan okuyor ya. Hakkında Galatasaray kulübü başkanı böyle açıklama yaparsa hoca da böyle açıklama yapar. Ya bir şey demek ki ya. Sen Galatasaray kulübü Kerem. Başkanısın. Gelsin TV'ye çıkıp oyuncunu tırnak içinde satamazsın ya. Ya başkan ama bu bir şey diyeceğim. Ya genel kurulla gelmiş oyla gelmiş oraya. Bak Rıdvan, Rıdvan Dilmen, Aykut Oğuz Fener'e, Sergen Feyyaz, Meti Beşiktaş'a saydığın bir sürü oyuncularda vardır. Ama bak kulübü şimdi Fatih Terim. Bak başarılan ay bir bitireyim bak, ya. Alex'in ya ne başarısı var Fenerbahçe'de? Çok seviyor Fenerbahçe'de. İki şampiyon şampiyonu var. Abi Beşiktaş. Abi bak onu demiyorum ya bak. Yarım saat ya, kaldı. Alex'in tamam, bir... heykelini diktiler. Ya doğru bir şey mu? Diyeceğim abicim. Ben de bir şey söylüyorum. Ama bir şey bak demeyeyim. Abi lafı bitirmedin bak. Teknik direktörümüz olsa bak 50 bak Kadıköy'e göbe boğayı kaldırıp geçersin. Bak 30 yıl üst üste şampiyon da yapabilirsin. Evet. Ama bir kulübün sahibi. Bizim derdimiz o değil. Değil bak. Sen Fatih Hoca'nın da derdi o değil. Ya bitireyim. Bir açıklama yapmak istiyorum ya sana. Ya Ünal Aysal'la kavga ediyorsun. Ya Aksaray'la. Aksaray'la. Fatih Hoca'nın bir takıma gitti. Nasıl kavga ya, eder? Ya bir saniye kavga etti. Gönderdi onu Ünal Aysal. Niye ben gönderdi işte? Yazı yazdım. Bunlara inmek ya, lazım. Ya şeyle kavga ediyorsun. Nedir o? Eski sizin başkanınız. Faruk Süren. Faruk Süren'le kavga ediyorsun. Ne kavgası etti Faruk Süren? En iyi ya 2000 yılında etti ya. UEFA Kupası döneminde en iyi çalıştığı şu bir saniye. Şu lafı kime etti? Gel Kaya'dan bir şey alamaz. Kime? Faruk Süren'e söyledi bunu. Ben bir şey söyleyebilir miyim müsaade edin? Ya bu konuyla ilgili değil mi? Evet, evet. Senin söylediğin şu mu? Oğuz abi bir şey soracağım sana. Ahmet senin söylediğin şu mu? Müesseselerde başkanlık sistemi vardır. Başkan her şeyin üstündedir. Bu doğru. Hayır, şunu diyorum. Devam edeceğim. Bir şey de ama. Devam edeceğim ama. Bak şimdi Kerem bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şu siyaset konularına sen daha hakimsin. Hani bizde bir dönem demokrasi tam oturmamışken böyle askerler vardı. Başbakanlara böyle hüküm süren. Ankara'da böyle... Yaşadık bunlar hepimizi. Ya o ne ya? Tüm genel başkanı posta koyuyor. Adam başkan ya başkan. Abi. Fatih Terim başkanı. Ne yapmış başkanı ya. Fatih Terim? Söyleyin ya. Bak, başkan ben... açıklama yapıyor. Ya bir başkan adam sinirini bastı. Oğuz abi doğrulayım bak. Tamam. Başkan, bir, başkan bir kulübün yönetimi borçlanıyor. Her şey şu an idare ettiği boyunca patron o. Tamam. Ama bir başkan da abi kulüp hocasına, oyuncusuna şurada şunu yaptı burada demez. Peki, o da ayıp. Tamam. Bunu anlatıyoruz. Aman o da ayıp. Peki şuna gidelim. Fatih Hoca şunu dese GSTV'ye çıksa durup dururken bu başkan da bize işte şöyle yapıyor başkanın çalışma tarzını beğenmiyorum. Yanlış. Uslumu. Yanlış değil mi? Hep beraber eleştiririz. Ama sen Galatasaray kulübü başkanıysan oyuncuların sahada mücadele ediyorsa sezon sonu bileti kesersin. Cezayı da yapıştırırsın. Biter konu. Hiç böyle bir kurum yürümez. Böyle bir kurum yürümez. Nasıl bir başkan? Böyle bir ne diyeceksin? Senin yürümez. Başkanı gitmez. Senin oyuncuları ya onu bunu mu yapıyor? Bir sistem. Bir söz hakkı alabilir miyim? Ömer hocam senin de et mi balık mı tavuk mu ne olduğun belli değil. Ben senden hiçbir şey anlamadım Allah çarpsın. Ne ben bir takım hiçbir takım benim. Ama bak bir şey tamam. Tamam. Hiçbir kulüpte hiçbir kulüpte bir şey söyleyeceğim Allah'ını seversen ya. Bak Fatih Terim ben siz tamam sizleri anlıyorum düşüncelerinizi de anlıyorum.
Fatih Terim 3 yılda Fenerbahçe'ye 7 teknik direktör, 2 sportif direktör değiştirmiş ya. Tamam. Tabii rahatsız tamam. olacaksınız. Ama ama bir spor kulübü, bir başkan da, bir başkan da, bir başkan da ya bağırarak mı devam edeceğiz hocam ya? Duymak için. Duyurmak için. Tamam. Şu yani şey olarak da şunu söylemek istiyorum. Şimdi senin başkanın da, daha bizim başkanımız da televizyona çıkıp da şampiyonluk yarışının devam ettiği bir ortamda futbolcusunu, teknik direktörünü bu kadar zor duruma sokmamalı. Tamam, Galatasaray'ın bu haklısın. Ne gereği var böyle şimdi? Abi, teşekkür ederim. Çok net açıkladı abi. Yani biz bağırıyoruz falan oluyor ama çok net. Yani, oyuncusunu bu şekilde hocasını yap. Hemfikiriz değil mi? Ama, peki ne demiş Fatih Hoca bunun üstüne? Ben müsaadenizle bir şey söyleyeyim. Kerem bir şey soracağım.